bizim çok bir tarafımız kalktı. Ne tarafımız? Bir tarafımız. O zaman hazır mısın? Hazırım. I'm ready. Yeah, yo. Evet arkadaşlar. Ne yapıyoruz bugün? Soru cevap yapıyoruz. Soru cevap yapıyoruz. Bunu kaçıncı kere çekiyoruz? 5. Şimdi böyle 200 küsur tane falan soru gelmiş. Biz bunları böyle benzerlerini aldık işte. Yok abi kaç santim? Boynuma dolayım, atkın olayım. Gece benim olsan gündüz gene şey evde. Bir yorum yok değil mi? Okay. Bu yorumları attık. Gelir mi bize? Bunlar bize gelmez. Bunlar bize gelmez. O kadar da değil yani. Mesela Can Berk'in neden bu kadar çok yediğini yazmışlar. İnanılmaz mantıklı bir soru bence. Ben çok su içerim, çok yerim. Çok tuvalete gidersin. Çok tuvalete giderim. Can Berk 20 dakikada bir tuvalete gidiyor. Askere gidecek misin? Hayır. 30 küsur sorumuz var. Bu soruları cevaplayacağız. Soru cevabın klasik konsepti. Biliyorum bu ara birçok aksiyonlu video gelmiyor. Çok düzenli de video atmıyoruz. Ama bir iki bir şey bekliyoruz. Onlar da büyük ihtimalle bu bir iki gün içinde bitecek. Ondan sonra düzenli videolara gireceğiz artık. Can Berk de sonuçta bizimle beraber. Hatta Can Berk de büyük ihtimalle kanala içerik üretmeye başlayacak. Henüz plan aşamasında ama şöyle bir adamı kabul edersiniz herhalde. Ya. Bir gelsene abi. Yani böyle bir adamı ne yaparlar? Böyle bir adamı kabul ederiz yani. Bakalım Can Berk'te. Bir sürü soru var. Mehmet Ali Yıldız 93. Onu bunu boş ver abi, nasılsın? İyiyim. Canavar gibiyim. Fişek gibiyim. Ateş gibiyim. Mermi gibiyim. Füze gibiyim. Ne oldu? Gökhan arıyor. Efendim abi. Hakan Özsoy 007. James Bond. Nereden alabiliriz? Baklavayı size en yakın pastaneden alabilirsiniz. Ama baklavayı soruyorsanız işte onu budakaçarmi.com'dan alırsınız. Zbams! Oğlum ben çok pis reklam yetiştirmeye başladım ya. Baklavayı Venüs Pastanesi'nden alın. Nasıl 5000 dolar koktu ortalık. Ben artık bir ikisi evvel salırım yani. Yalnız makara bir yana balaklavanın bir notunu çizmek lazım şimdi. Bugüne kadar 1500 liraya yakın para toplandı motor projemiz için. Hala da devam ediyor gün gün. Birkaç yeni tasarım ekleme durumumuz var. Bu arada Can Berk'in bile bundan haberi yok. Balaklavalar budakaçarmi.com'dan satılıyor. Hatta bunun linkini de yorumların en başına sabitleyelim. Açıklamasına koyalım, bir şey yapalım. Oradan dediğiniz gibi bakabilirsiniz. Berat Hiro sormuş. Utku Cihan Kantar kimdir? Hatırladığınız, anlatmaya müsait en iyi 5 anınızı anlatır mısınız derim. Seviliyorsun abi. İzmir'e yine gel. Yine geleceğim. Evet ya. Bu da gelin şuralam gereken adresler listesindesin. Yine gel, yine geleceğim. Bu gece gel ya da bu gece gel. Ya bu gece gel ya da bu gece gel. İki seçenek de aynı koyayım. İzmir'i çok özledim lan. Lan var ya İzmir'i. Ne yapıyorsun? Köpekte kanala abone mi? Köpekte kanalımıza abone mi? Oğlum bir dur. Ailecek soru cevap videosu çekiyoruz ya. Bütün kekolar burada oğlum, bu ne? Ne yapıyorsun? İyiyim. Sence Utku Cihan kadar kimdir? Sensin. Nasıl biriyim ben? Ne açıdan? Normal nasıl biriyim? Mesela abin nasıl biri deseler ne anlatırsın? Ha o plaket. Yok yok ya bana plaketi falan boş ver. Bana şeyi söyle. Karakter mi, fiziksel mi? Fiziksel olarak. Ne yapacaksın aşkım? Daha 10 yaşındasın, ne oluyor ya? İyi biri, eğlenceli. Sıkayım seni. Neyse ne diyorduk? İzmir'e geleceğim. 5 anı muhabbeti var ama biz o 5 anıyı bu videoya sığdıramayız. Gördüğünüz gibi köpek köpek geçiyor. Biz onu başka videoda artık şey yaparız yani. İyiyimdir yani. Bela. Can İpar sormuş. Tuğra abiyle aranızdaki soğukluğun nedeni ne? Askerden döndüğü zaman yazın çektiğiniz videolar gibi samimi olacak mısınız? Yoksa her şeyi bitirdiniz mi? Bunu kafamda çok düşündüm. Hani artık ve çok fazla anlattım ama. Zaten anlatacak bir şey yok. Görüyorsunuz yani. Şimdi... Nasıl bir ortamdan burası? Şimdi Tuğra mevzusu şöyle. Tuğra ile biz çok samimi dosttuk, arkadaştık, kardeştik. Fakat çok kısa anlatacağım çünkü Tuğra ile ilgili ya işte Tuğra bana hoş dedi, ben ona kış dedim, o buna push dedi falan tarzında ne bir şey oldu. Olsa bile zaten kalkıp bunu anlatmam. Çünkü sonuçta benim kaç yıllık dostum Tuğra. Aramız ne kadar kötü olsa da kalkıp öyle çocuk gibi herkesin ortasında şöyle oldu, böyle oldu bilmem ne. Yani bu zaten benimle onun arasında problem. İkimiz de 22 yaşında yetişkin adamız yani. Ha şu olur, görüşmeme kararı aldık. Neden? Benim iş hayatım, özel hayatım, onun iş hayatı, özel hayatı bazı konularda görüşlerimiz çakışmaya başladı ve eskisi gibi anlaşamamaya başladık. Bu da artık kırıcı boyutlara geliyordu. Hem birbirimiz için hem de çevremizdeki insanlar için. Ben de Tuğra'yla görüşmeme kararı aldım ve konuşmamaya başladım Tuğra'yla. Bu da Tuğra'nın askere gitmesinden 1-2 ay önce oldu. 1,5-2 olması lazım, yalan olmasın. Herkes şeyi sandı, biz askere gittik aramız bozuldu falan. Öyle bir durum yok. Biz askerden önce Tuğra'yla konuşmayı bıraktık zaten. Tuğra şu an askerde, 200 güne yakın bir günü var. Ondan sonra dönecek. Mesela samimi videolar gelir mi? Gelmez abi. Çünkü samimiyet vazo gibidir abi ve kırıldığı zaman ne kadar yapıştırsanız, ne kadar toparlamaya çalıştırsanız çalışın eskisi gibi olmuyor. O yüzden hani şimdi ben ne kadar desem de ki gelsin, hadi şöyle yapalım, böyle yapalım bilmem ne, istediğimiz gibi o samimiyeti bir daha erişemeyiz. Benim görüşüm böyle. Ha, arar, bir şey olur, durumu ihtiyacı olur bize. Tabii ki seve seve gideriz ama eskisi gibi samimiyetimiz çok zor. Sevmiş olduğum ve saygı duyduğum bir arkadaşım. Umarım onun için de ben öyleyimdir. Çok konuşmadık açıkçası. O da öyle kaldı yani. Şimdi niye böyle eski sevgili muhabbete döndü ya bu? Biliyorum da anlatırken aklıma Anıl ve Nevşehir'den aldığı 2500 lira vazosu geldi. Benim de ya. 20 yaşında bir adam niye vazo olur? En son 100 lira ver vereyim diyordu. Yürüyen adrenalin formuş.
Yeni adrenalin. Mandalina. Motora kaç yaşında ve hangi motor ile başladın? Başlangıç motorun ile kaç kilometre yaptın? Motora 2013 model bir Asya Şark 150 ile başladım. Onunla da 8000 kilometre yakın yol yaptım. Sonra onu Gazi Osman Paşa'da bir arkadaşımıza sattım. Sonrası işte CBR, Harley, BMW falan derken öyle yürüdü gitti. Berk MS Love. Beast Vlog'u ne zaman gelecek? Gelmeyecek. Çünkü öyle video yok. Çekmedim. Gittim ana baba günü gibi. Bir insan nasıl oyun fuarında zevk alabilir lan? Bak 50 kişi düşün. Bir tane oyuncu geçiyor. 50 kişi böyle yapıyor bak. Ve orada video çekmeye çalışacaksın. Her yerde bangır bangır müzik çalıyor. Oyunculuğu ben de çok seviyorum da. Fuar çok sıkıntılı bir ortam yani. Hasan Uçan sormuş. Fuardan fuara ancak buluşabiliyoruz. Bir buluşma düzenleyecek misin İstanbul civarında? Yıllardır buluşma düzenleyeceğiz. Belki birkaç fotoblogger arkadaş böyle buluşma falan yaparız. Canberk de gelir. Kerem Karadayı sormuş. Abi yüksek CC'ye geçersen ne almayı düşünüyorsun? Kapı. Kolay gelsin. Sağ olun, yine siz misiniz? Ha, yine video çekiyoruz, ne yapalım? Bu videoları ne yapıyoruz ya? YouTube'a koyuyoruz ya. Ne yapıyorsunuz bunları? Satıyor musun yoksa reklam böyle bir şey? Yok, benim motorum ya. Geçen şurada çekiyorum, başka bir şey vardı. Başka motor da çekiyorum. Çalışıyor musun, okuyor musun? Ne? Bu sürpriz olsun artık ya. Evet, şimdi bak, normalde ilk soru cevabı çekerken ben de bilmiyorum diyordum. Ama şu an kafamda az çok belli oldu. Bir sonraki, sıradaki yeni motor videosunda. Yeni motorun videosuna like ve yorum atarak bize destek olabilir. Esas YouTuber olacak sen misin, biliyor musun? Her şey var. Like var, yorum var, piçlik var, ibnelik var, bir de anıl var. Neden Scrambler? Neden Scrambler? Şöyle, Harley ile bir kaza yaptım bildiğiniz gibi geçtiğimiz yılın yılbaşı sabahında. Kazayı yaptık. Tabii ben motoru toplamam. Hem maddi hem manevi bayağı bir canımı sıktı yani. Maddiyat bir yandan yetişmeye çalışıyoruz. Harley malum. Bir yandan manevi olarak da çöktük tabii. O kadar sen dedin çalış, kredi çek, bilmem ne, motor al. Üçüncü binişimde kaza yaptım. Bir de tatsız bir durum işte. Sağır bir arkadaşa, dilsiz bir arkadaşa çarptık maalesef ki. Öyle olunca birazcık canım sıkıldı. O dönemde Corlas'la yollarımız kesişti. Biz de dedik ki bana Scrambler konusunda yardımcı oldu Corlas. Bir sponsorluk anlaşması yaptık. Ben de tamam dedim. Hem böylece ben de hayalimde hep bir sıfır motor sahibi olmak vardı. Kendi hayalimi gerçekleştirmiş oldum. Hem daha yeni bir motorum olmuş oldu. Hem de asıl hayallerime bir tık daha yaklaşmış oldum. O yüzden Scrambler. MS Emirhan sormuş. Niye Discord'a gelmiyorsun? Vakit olmuyor. Şirkete koşuyorum. Her şeyden önce okula koşuyorum. Oradan çıkıyorum aileme koşuyorum. Ailemden çıkıyorum arkadaşlarıma koşuyorum. Ve Discord böyle şey istiyor. Gece oturacaksın abi bilgisayar başına 8'de. Orada böyle 10 dakika 15 dakika muhabbet edemiyorsun. Farkında mısın? O yüzden gelemiyorum abi ama bazen uğramaya çalışıyorum işte. Deniz KKNRA. Abi bu var ya YouTube tarihinin en çok merak edilen sorusu. Ne kadar kazanıyorsun? Evet. Ya nasıl biliyorum? Bu ay kazanamıyoruz. Çünkü hiç video atmadım. Video attığım aylar 400-500 lira, 700 lira böyle değişiyor. Atmadığım aylar 200 lira ya da 200 liranın altına düşerse YouTube yatırmıyor. Diyor ki mesela atıyorum 150 lira kazandın. Gelecek ayda 200 lira kazandın. O ay 350 lira yatırıyor. 200 liranın üzerine geçtiğim sürece kazanıyorum. Geçmediğim sürece patatesim ama bir gelir sağlamıyorum yani buradan. En fazla telefon faturasını falan ödüyorum. Ahmet Onur X sormuş. Bayağı uzun sormuş. Seni yaklaşık 1,5 yıldır takip ediyorum. Eyvallah. Daha kim gelecek? Efendim hoş geldiniz. Ne haber? Tam çekiyordunuz değil mi yine? Evet ya. Siz buyurun geçin, biz de birazdan videoyu bitirip aranıza teşrif ederiz efendim. Evet. İstersen soruyu ben okuyayım. Ahmet Onur X sorun. Seni yaklaşık 1,5 yıldır takip ediyorum. Eyvallah. Arkan abinin bıraktığı boşluğu doldurmaya çalışmak takdir edilesi bir durum. Bu konu hakkında merak ettiğim bir şey var. Altın elbiseli adama verdikleri gibi sen de... Altın elbiseli adama verdikleri gibi sen de müracaat etsen firmalara test motoru vermezler mi? Çünkü bu işi iyi ve kaliteli yapıp tanınmış bir tek sen varsın. O firmalar bunun farkında değil mi? Estağfurullah. Öncelikle şunu söylemek lazım. Kimse Barkın abinin boşluğunu doldurmaya çalışmıyor. Hatta çalışmamalı. Yani çalışıyorsa da vay haline. Yani 20 yıl bu sektöre emek verip çalışacaksın. 20 yıl boyunca İngilizce, Türkçe, lansmanıydı, oydu, buydu anlatacaksın. 20 yıl okulunu okur gibi çalışacaksın. Motor toplayacaksın. Sıfırdan kaza yapacaksın, kalkacaksın. Sonra bizim gibi 5-6 yıllık 3-4 tane motorcu keko kalkıp boşluğunu dolduracak. Hani adama gülerler. Keşke gülmekle kalsalar. Ha, biz ne yapıyoruz? Biz goy goy kendimizce anlatıyoruz motosikletleri. Evet, motosiklet markaları beni tanıyorlar. Evet, konuştuğumuz zaman motor vermeyi destekliyor ama bu iş bir ekip gerektiriyor. Ve ekip işte kurgucusu, prodüksiyonu, yayıncısı, bilmem nesi, ıvır zıvırı. Her bir konudan bir desteğe ihtiyacımız oluyor ve biz kendimiz çekiyoruz Canberk'le. Ben kurguluyorum, yüklüyorum, koyuyorum. Yani çok da aslında bir ekip değiliz. Yani olmamalıyız da zaten. Sonuçta ben de üniversite öğrencisiyim. Canberk de üniversite öğrencisi. Ama elimizden geldiği kadar bundan sonra incelemeleri arttırmaya çalışacağız. Çünkü en azından biz kendimizce doğrusu yanlışıyla bir şeyler vermeye çalışarak yaparız. Büyük ihtimalle böyle olur. Budur abi. Bora Ezeroğlu sormuş. Altın elbiseli adam projesi ne olacak? Miras unutulacak. Benim bildiğim ailesinin istemediği yönünde. Bir devam edilme konuşuldu ve sonrasında durum şey oldu. Hani bitti. Zaten YouTube'da yorumlar kapatıldı.
Instagram'da yorumlar kapatıldı. Kötü bir kriz yönetimi bence. Keşke insanların yorum yapmasına izin verselerdi. Ama saygı da duymak lazım. Yani aslında başta zaten saygı duymak lazım. Sonuçta bir ölüm var ortada ve tamam bu bir proje ama o da bir aile. Ve her şeyden önce aile gelir. O yüzden saygı duymak lazım. Rambler masraflı bir motor. Bence değil. Dolar böyle, euro böyle değilken, yani 3 civarlarındayken ben buna 450 lira bakım parası ödedim. Pardon, 360 lira ödedim. 1000-6000 bakımları. 12.000 bakımda 750-800 lira civarındaydı. İşte oradan tartın. Tabii Avrupa'yı bir motor ve euro bazlı olduğunu düşünürsek. Yani bir bakım düşünsene abi. Aslında baktığın zaman 75 euro bakımı. Diğer motovloggerların arasında benim şu artım var dediğim bir şey var mı? Yok. Çünkü yok abi, yani şöyle. Abi hayır bak, 1000 tane motovlogger oldu. Babaannesine kaşık diken adam, öbürüne biçen adam, bilmem ne. Mesela bana deseler ki şununla farkın var mı? Derim ki abi bak, o böyledir, ben de böyleyim. Ama genel olarak baktığın zaman herkeste bir şey var. Bizde de bir şeyler var. Öyle. İş hayatı ve motosiklet bir arada zor olmuyor mu vloglar için? Olmaz olur mu? Abi kanalı ne kadar aksatıyorsak hepsi okul ve iş hayatı yüzünden. Ali Tezcan sormuş. Can Berk abi neden hep yemek yiyor? Sen anlatmak ister misin? Evet. Şimdi öncelikli olarak ben hep yemek yemiyorum. O olay tam olarak şöyle oluyor. Ben yemek yerken şu an kamera arkasında geçen bizzat sevgili arkadaşım ve ortağım kamerasını açmaya başlıyor. Hep ben yemek yerken kamerasını açıyor. Mah diye sesler çıkıyor. Sevgilim ben her yerde Sivaslıyım diye bağırıyor yani. Ben hep yemek yerken Utku kamerayı açıyor. Sofya hayran. Beni çekiyor. Patates yerken beni çekiyor. Fasulye yerken beni çekiyor. Kahve içerken beni çekiyor. Menemen yerken de beni çekiyor. Hep beni çekiyor. O yüzden öyle. Bir de su içerken çekiyor tabii. Bir de kahve içerken çekiyor. Yani hep beni çekiyor. Çok yemek yemiyorum. Yemek yediğim sıralarda beni çekiyor. O yüzden çok yemek yiyor gibi görüşüyorum. Buyur. Tamam mısın? Tamam. Taylan Kırca sormuş. Adamımız bizim ya. R25 ile başlanır mı? Onu büyük motorları düşün neden önce diye videom yok. Binalar almadan önce düşün diye videom var benim. Büyük motorları almadan önce bilmeniz gerekenler diye. Şuraya da kartını koyalım. Bu videoda bununla ilgili birçok şeyi bulabilirsin. Emre Tüzel sormuş. Makine mühendisi öğrencisi olarak bölümü niye bıraktın hocam? Niye bıraktım? Bir, ben mühendisliği severek devam ettiririm diye düşünüyordum ama hiç de öyle olmadı. Çünkü hiç yaratıcılık olmayan bir bölümmüş. Yani kusura bakmasın buradan mühendisler ama ilk iki yılında mühendisin yaratıcılık diye bir şey yok ve ben o yüzden dedim ki hani ne gerek var? Ben dedim bunu okumak istemiyorum. Babama gittim, dedim ki baba dedim ben okumak istemiyorum. Babam dedi ki evet mühendislik belki daha iyi bir statü ülkemizde ama benim için önemli olan benim istediğim şey. O yüzden işletmeye geçtim. İyi ki de geçmişim. Bu vlog işlerinden kurumlaşıp markaların tanıtımını yapma veya Türkiye'deki yüzü olmak için falan mı işletmeye adım attın? Teşekkürler Utku. Yok abi. Yani kanalın okulla hiç alakası yok. Ama okulun işimle direkten alakası var. Koroğlu Ayber. Abi motoru nereden keşfettin? Nasıl zehri aldın? Sene 1968. Senelerden geçen sene. Bir adam dünyaya geldi. Adı Ahmet Bahadır Kantar. Ne kadar bir adı var babamın ya. O doğdu. Ve babam motora biniyordu. Biz abi taşındık, tamam mı? Al bak hikayeyi anlatıyorum. Biz Etiler'de oturuyorduk, tamam mı? Evimizin önünde otobüs durağı vardı. Sonra buraya taşındık. Gördüğünüz gibi horozlar gülü gülü diyor. Köpekler önümüzden geçiyor. Çocuk geçiyor. Bebek geçiyor. Her bir şey geçiyor ama bilin bakalım ne geçmiyor. Otobüs. Evet. Sonra ne oldu? Dedim ki baba buradan otobüs geçmiyor. Bana önce bisiklet aldılar. Fakat o zaman bu yollar çok kötüydü. Çamur mamur. Dedim ki buraya bir çözüm yolu bulalım ulaşım için. Çözümü de motorla bulduk. Çünkü babam da motora biniyordu. Motora binen adamın aklına gelir. Şuna da bir motor alayım. Ben bozula kıra 12 kere jantını yamulttum. Düştüm, kırdım, parçaladım. Onunla öğrendim motoru. Babamdan aldım zehri yani. Muhammed Aksoy sormuş. Hayatta asla yapmam dediğim bir şeyi yaptım. 8-9. Boşver. Kadir Has Üniversitesi Motor Kulübü Başkanı sevgili dostum Arca Diril'in sorusuyla karşınızdayız. Markalaşmak gibi bir planın var mı? Sadece prodüksiyon işi olarak değil de UJK markalı ürünler. Şu an yok. Bence şu an yapmak çok egoistçi olur. Yani YouTube'da düşse de 50 bin abonesi olan her kanalın marka yaptığını. O yüzden şu an değil ama belki ileride. A.E. Saram. Cross'la başlanır mı? Enduro'yla başlanır. Cross zaten Enduro'nun araziye uyarlanmış hali bir nevi. Enduro mesela Yamaha'nın VR125X'i var. Çok çiçek bir motor. Direkt başla mesela. Al başlarsın. Bizim Deniz öyle yaptı. Ramo Emir 1. Bandana satışı ne zaman sonlanacak? Belli bir tarih var mı? Yok. Bandana satışı full devam. Biriktiği kadar. Bir tane motor alırız. Motor biter. Bir tane de kask alırız abi. O da biter. Ekipman alırız. Bitmez yani. Ben bayılıyorum çekiliş olsa hep hayatımda keşke. Her yer çekiliş olsun. Berat 6 sormuş. Bir sorum. Aslında çevreye baktığımızda çoğu kişinin motor ve arabası aynı anda olmuyor ki. CVR 125'i olan 260'la dizle edilmiş triplerine giriyor. Maalesef. Hem parasıyla övünüyor hem başka şeyiyle ego kasıyor. Kem gözlükten değil reis ama bu kadar sevenim var. Allah daha fazlasını versin. Estağfurullah. Maddi durumun da iyi. Egoist değilsin. Herkese eşit davranıyorsun. Çocukluğun da mı böyleydi acaba? Nasıl egoist olmamayı başardın? İlginç bir soru oldu. Cidden ilginç bir soru oldu.
Ben inanılmaz şımarık bir çocuktum. Böyle şeydim ya, patavatsız, şımarık. Ben sanatçı değilim. Dünyada bilinmeyen bir iş yapmıyorum. Müzik, mesela müzikle uğraşan insanlara çok hayranım. Keşke sesim güzel olsa. Ki birçok videoda gördük. Keşke değil. Sen... Ne bileyim, ressam değilim. İnanılmaz bir siyasetçi değilim. Dernek başkanı değilim. Gerçek dernek başkanı tabii. Dernek başkanı değil. Dolayısıyla benim ego yapmam için hiçbir sebep yok ki. Ben maddi durumu buna el veren bir adamım. Bundan da ego yapacak hiçbir şey görmüyorum. Çok salakça bir muhabbet gelir bu bana her zaman. Ama çok şımarık çocuktum yani. Batuhan Filiz sormuş. Farklı motorlar kullanıyorsun falan ama hani şu motor benim olmalı dediğim bir motor var mı? Diye ver. Şüphesiz. Umut Kereke Kraker. Server Uraz'la nasıl tanıştın? Serverle motor muhabbetinden tanıştık. Tuğra da öyle Server'i dinliyordu. Bir gün Server buna emoji göndermiş. Böyle bir şeyler. Ondan sonra Tuğra demiş ki kahve içelim mi? Server de tamam demiş. Bana dedi ki senin arabayla gidelim. Havada kötüydü o gün. Orada da otururuz. Tanışmış oluruz falan. Ben de gittim. Oturduk. Bir tek bildiğim şey Şanlışer'le bir feed muhabbetleri oldu. Ondan sonra ben XDVLS videosunu çektim. Orada dedim ki Ali abiye makarasında. Bana Ferrari alsana Berkcan dedim. İki gün sonra Server dedi ki o dedi benim şarkı. Sen dedi hayır dedi. Beni mi dinliyordun falan dedi. Yo dedim. Sonra düşündüm. Aa dedim sen pitonsun. Ve yaptı. Yeni mi anladın dedi. Öyle sonra yürüdük gittik yani muhabbet makara. O genç bir okur. Alptir. Abi fotoğraf tonlamalarını ve video düzenlemelerini hangi programla yapıyorsun? Fotoğraf tonlamalarını telefonda Snapseed, Pixlr ve Instagram'ın kendi uygulamasında yapıyorum. Videoları Adobe Premiere Pro CC 2018'de yapıyorum. Soru mu bekliyorsun? Teşekkür ederiz tüm sorular için. Soruları cevapladığımız bir video oldu yani. Ne kadar ne olabilir ki daha yani? Oğlum bebek falan geçti aradan. Gel gel. Ne yapıyorsun? Ne haber? Ne yapıyorsun? İyi sen. Soru cevap çektik. Onlar sorular ben cevapladım. İleride bir böyle bir format daha yaparız diye düşündük. Sen ne yapıyorsun? Ne yapayım? İyi ne yapalım? Ne yapalım? İşte. Vakit buldukça YouTube kanalında bir şeyler çekiyoruz. Bulmadıkça çekmiyoruz. Biz de bilmiyoruz artık. Bu da böyle işte. Hala korkuyor musun benden? Ya niye bu kadar... Evde görüşürüz. Tamam. Çak bro. Adam. Bu kadar yeter. Sıradaki videoda görüşmek üzere diyelim. Soru cevap videosu çekeriz arada. Hatta çekilmesini istiyorsanız yorumlara düşebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.